Merhaba çocuklar, Zamazingo kanalına hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz, hediye çekilişlerini kaçırmamak için kanalımıza mutlaka abone olmalısınız. 3 farklı konumuz var. Eş sesli kelimeler, eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler. Eş sesli kelimelere sesleş kelimeler de diyoruz. Eş anlamlı kelimelerin diğer anlamı anlamdaş. Zıt anlamlı kelimelerin zıttın diğer anlamı karşıt. eş sesli kelimeler yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denir. Tamamen aynı yazılır, aynı okunur ama anlamları tamamen birbirinden farklıdır. Örnek verelim. Bahçedeki güller budandı. Çocuk parkı görünce birden güldü. Gül, göl ikisi de üç harfli G, Ü, L harfiyle yazılmış. G, Ü, L harfiyle yazılmış. Aynı şekilde yazılmış gül. Gül okunuşları da aynı şekilde. İkisi de gül diye okunuyor. Ama anlamları tamamen farklı. Bu çiçek anlamındaki gül. Bu ise gülmek anlamındaki gül. Bahçedeki güller budandı. Çocuk parkı görünce birden güldü. Çiçek olan gül, gülmek anlamındaki gül. Kardeşimin yüzü gülüyordu. Yüz, surat anlamında. Yüz kuruş bir liraya eşittir. Buradaki yüz, rakam anlamındaki yüz. Denizde keyifle yüzüyordu. Bu da yüzmek anlamında. Yüzdükleri hayvan derisini Türk Hava Kurumu'na bağışladılar. Burada da yüzme işi yapılıyor. Derinin yüzülmesi. Bakın hepsi farklı anlamlarda ama hepsi yüz şeklinde yazılmış. Yüz. Surat, rakam, yüzmek, deri yüzmek. Değerlendirme. Aşağıdakilerden hangisinin sesleşi vardır? Araba, tek anlamlıdır. Güneş tek anlamlıdır. Çay çay ise hem içtiğimiz çay vardır hem de dere anlamındaki çay var. İki farklı anlama gelmekte çay. Hem içtiğimiz çay hem de dere anlamındaki çay. Vazonun da sesleşi yok. Sesleş anlamlı olan çay. Dolu kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Bardak ağzına kadar dolu. Bardak ağzına kadar doluymuş. İçerisi dolu olduğundan nefes bile alınmıyordu. Burada da içerisi dolu. Burada bardak dolu. Dolu yağarken herkes saçakların altına kaçıştı. Burada dolu yağış çeşidi. Buradaki dolmak anlamında değil. Bu bir yağış çeşidi. Ağzın dolu iken konuşma. Buradaki de dolmak anlamında. Bardak dolu, içerisi dolu, ağzı dolu. Bu ise yağış şeklindeki dolu. Farklı anlamda kullanılan C şıkkı. Eş anlamlı kelimeler Yazılışları ve okunuşları farklı. Anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Sözlükte de zaten anlamını araştırdığınızda kelimenin eş anlamlıları yanında verilir. Konut, ev tamamen farklı yazılmış. Bu 5 harften oluşmakta, bu iki harften oluşmakta. Ama ikisi de konut, ev ikisi de aynı anlamda. Konut dediğimizde de bu evi anlayabiliyoruz. Ev dediğimizde de bu evi anlayabiliyoruz. Serralar bu konutta oturuyor. Yani bu evde oturuyorlarmış. Serralar bu evde oturuyor. İkisi de aynı anlamda. Eş anlamlı kelimeler konut, ev aynı anlamdadır. Hasta olunca doktora gideriz. Hasta olunca hekime gideriz. Hekim de doktor da aynı şey, yazılışları farklı ama anlamları tamamen aynı. Öğrenciler okuldan dönüyordu. Talebeler okuldan dönüyordu. İkisi de öğrenci anlamında eş anlamlı kelimeler. Annem yemek pişirdi. Annem aş pişirdi. Aş, yemek demek. İkisi de aynı anlamda eş anlamlı kelimeler. Değerlendirme. Yıl, misafir, mektep, fakir, okul, sene, konut, yoksul. Yukarıdaki kelimeleri eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır? Evet, eş anlamlıları verilmiş. Yıl'ın eş anlamlısı sene misafirin eş anlamlısı konuktur. Konuk yok burada. Kafa karıştırmak için konut verilmiş. Misafirin eş anlamlısı yok. Mektep okul demek. Eş anlamlısı var. Fakir ise yoksul demek. Misafirin eş anlamlısı konut değil, konuktur. Dışarıda kalan misafir. C şıkkı. Zıt anlamlı kelimeler Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Yavaş adımlarla ilerliyordu. Yavaşın zıttı nedir? Hızlı. Çok hızlı koşuyordu. Yavaş, hızlı. Zıt anlamlı kelimeler. Köpek bütün gün kulübenin içindeydi. İçi, için zıttı, dış, Köpek bütün gün kulübenin dışındaydı. İç, dış zıt anlamlı. Sıcak çay içimi ısıttı, sıcak zıt anlamlısı soğuk. Dondurma çok soğuktu. Sıcak, soğuk zıt anlamlı. Değerlendirme. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? İki kelime olacak ve tamamen birbirinin zıttı olacak. Aynı cümle içinde olacak. Bakalım. Zenginin dostu çok olurmuş. Zenginin zıttı nedir? Fakir ama cümlemizde var mı? Yok. Sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Sağın zıttı nedir? Sol. Sağ, sol. Zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içinde kullanılmış. Doğru cevabımız B şıkkı. Ama diğer şıkları da bakmayı unutmuyoruz. Elleri soğuktan üşümüştü. Soğuğun zıttı sıcak ama aynı cümle içinde var mı? Yok. Çirkin ördek yavrusu adlı hikayeyi okudum. Çirkinin zıttı güzel ama bu cümlede yok. O yüzden doğru şıkkımız B şıkkı. Sağ, sol. Evet siz de eş sesli kelimelere, eş anlamlı kelimelere ve zıt anlamlı kelimelere yorumlarda örnekler verebilirsiniz. Konumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.